Değerli arkadaşlar, bu dersimizde size meslek eğitim konusunda bilgiler vereceğiz. Meslek eğitimin, meslek eğitim dersimizin içeriğinde meslek eğitim ilkeleri, meslek eğitimde uygulanan mevzuat, ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler, mesleki gelişim ve hayat boyu öğrenme, işletmelerde meslek eğitim, çırak, kalfa, usta, usta öğreticilik kavramlarını mesleki eğitim staj sözleşmesinin bölümlerini, mesleki eğitim okul ve kurumlarında bir belgelendirme konularından bahsedeceğiz. Kısaca mesleki eğitim denilince mesleki eğitim endüstri ve çeşitli iş kollarında ihtiyaç duyulan ara insan gücünü ve kalifiye teknik elemanı üretim ve hizmet içerisinde eğiterek yetiştirmeyi hedeflemektedir. Meslek eğitimin e, ilkelerinden devam ediyoruz arkadaşlar. İş hayatında çalışma disiplini sağlamak, eğitim kurumlarıyla iş hayatı arasındaki işbirliğini geliştirmek, iş hayatının belirli bir düzene bağlanmasına katkı sağlamak, yapılan işlerin teknolojik bakımdan veriminin ve kalitesinin yükselmesini sağlamak. Meslek eğitimde Üçü kanun, birisi yönetmelik olmak üzere mevzuatlarımız var. Bu mevzuatlar sırasıyla 3308 sayılı mesleki ve teknik eğitim kanunu, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ve orta Öğretim kurumları yönetmeliğimiz. Ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliklerden bahsedelim biraz da sizlere. Ulusal meslek standardı bir mesleğin başarıyla icra edilebilmesi için mesleki yeterli kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Ulusal yeterlikler Ulusal ya da uluslararası meslek standartları temel alınarak hazırlanan ölçme, ölçme öğrenme, ölçme değerlendirme amacıyla kullanılan Bireylerin mesleğini başarıyla icra etmesi için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve yetenek yetkinlikler ile bu bilgi, beceri ve yetkinliklerin ölçme ve değerlendirme sürecinden ne şekilde geçmeleri gerektiğini açıklayan ve MYK tarafından onaylanarak yürürlüğe giren teknik dokümandır. Değerli arkadaşlar, ulusal yeterliklerle uyumlu ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri MYK tarafından yetkilendirilmiş, belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilmektedir. Yapılan sınavlar sonucu başarılı olan bireylere Mesleki Yeterlik Kurumu tarafından Mesleki Yeterlik Belgesi verilmektedir. Mesleki Gelişim ve Hayat Boyu Öğrenme Hayat boyu öğrenme, bireyin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliğini kapsamaktadır hayat boyu öğrenme, okullar ile sınırlı kalmayan, evde, işte, hayatın her alanında gerçekleşebilen, öğrenmenin yaş, sosyal, ekonomik, statü ve eğitim seviyesine bakılmaksızın herhangi bir engel olmadan sürdürülebileceğini ifade eder. Hayat boyu öğrenmenin gelişmeye ve önem kazanmaya başlaması ile eğitim, zaman ve mekandan bağımsız, okul içi, ve okul dışı eğitimi kapsayan tüm eğitsel etkinliklerin temel bileşenleri olarak ortaya çıkmıştır. Avrupa Birliği Komisyonu'nca 2000 yılı sözleşmesinde hayat boyu öğrenmenin tanımlanması ve yaygınlaştırılmasının gerekli olduğuna değinilerek hayat boyu öğrenme stratejisi 5 temel başlık altında sıralanmış ve böylece 21. yüzyılda hayat boyu öğrenmenin genel çerçevesi belirlenmiştir. Bunlar şunlardır. Herkes için yeni temel beceriler, insan kaynaklarına daha fazla yatırım, eğitimde yeniliklerin ve yeni yöntemlerin geliştirilmesi, her türlü eğitime değer verilmesi, belgelendirilmesi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yeniden gözden geçirilmesi olarak sınıflandırılmıştır. İşletmelerde mesleki eğitim, çırak kalfa, usta, usta öğreticilik kavramlarına değinelim biraz da. İşletmelerde mesleki eğitim, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin becerilerini, beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme ya da kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarını, çırak ise Çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştiren kişiyi, kalfa ise bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetimi altında kabul edilebilir standartlarda yapabilen kişiyi ifade eder. Usta ise bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen, üretimi yapabilen, üretim sırasında karşılaşılabilecek problemleri çözümleyebilen, düşüncelerini yazılı, sözlü ve resimle açıklayabilen, üretimle ilgili pratik hesaplamaları yapabilen kişiyi, usta öğretici ise, Ustalık yeterliğini kazanmış aday çırak, çırak, kalfa ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin iş yerlerindeki eğitiminden sorumlu, mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişiyi ifade etmektedir. Kıymetli arkadaşlarım, dersimiz burada sona erdi. Bundan sonraki bölümde işletmelerde kullanılan belgelerden bahsedeceğiz. Teşekkür ediyorum.